Bu arada CHP Grup Başkan Vekili Gökhan, günaydın. Yayınımıza diyordun değil mi? Yayınımızda, evet. Gökhan Bey, hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın Ebru Hanım. Selamlar İsmail Bey. Merhabalar, günaydın. İzleyenler, herkese selam saygı sunuyorum aracılığınızla. Evet. Bu arada ekranımızda aslında bir belirtelim. Gökhan, günaydın yayınımızda diye. Çünkü şu an herkes bu konuyu konuşuyor ve o toplantıda bulunan en etkin isimlerden biri bize ne olup bittiğini anlatacak. Çünkü dünden beri bir muhatap arıyoruz. Gökhan Bey, bu toplantı neden yapıldı? Siz nasıl, biz gizli, bu toplantı gizli bir toplantı mıdır? Bazı CHP'liler paralel toplantı diyorlar. Hatta darbe diye, CHP'de darbe toplantısı diye var. İhanet toplantısı diyorlar. Size de evet. İhanet grubu diyorlar. Sosyal medyada da şu anda tek konu bu. TT oldunuz. Evet. Neden yaptınız bu toplantıyı? Sesi biraz açabilir miyiz? Cumhuriyet Halk Partisi'nde politika yapan bir insanım. Her zaman da net bir tutumum oldu. Doğruya doğru, yanlışa yanlış dedim. Ekmelettin İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde buna karşı çıktığım için hem imza vermedim hem de bir basın açıklaması yaptım bu konuda. O tarihten itibaren milletvekilliğini bıraktım. 2018 ve 2020 yıllarında da örgütümün desteğiyle kurultayı delerek içeriye girdim. Türkiye'de bir tek Cumhuriyet Halk Partili kalsa o da ben olurum. Dolayısıyla hem dünya görüşümüzle hem de ideolojimizle düşündüğümüz gibi yaşayan insanlarız. Önce bunu söyleyeyim. İkincisi, bu toplantı... Geçmişte de yapmadığım şey değil diyorsunuz. Evet. Gerekirse yaparım diyorsunuz. Geçmişte nasıl doğru bir tutum aldıysam bugün de aynı doğru tutumu sürdürüyorum. Onu söylemeye çalışıyorum. Devam edelim. Bu toplantı nedir? Bu toplantı parti meclisini olağanüstü toplantı yapmaya davet etmek için bir karar alan parti meclisi üyelerinin toplantısı. Peki neden olağanüstü toplantıya parti meclisini çağırmaya gayret ediyorlar? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK'sı kongreler süreci başlamışken, mahalle delegasyon seçimleri yapılırken Muş'u, Ağrı'yı, Kayseri'yi, Mardin'i, Hakkari'yi, Van'ı görevden aldı. Bunun yanında İstanbul'un Beykoz ilçesini, Hatay'ın 4 ilçesini, Diyarbakır'ın 3 ilçesini görevden aldı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili sıfatı ile tüzüğümüz uyarınca MYK toplantılarına girebiliyoruz. 15 gün evvel yapılan MYK toplantısında ben söz alarak bu süreç içerisinde görevden almaların kesinlikle doğru olmadığını, kamuoyunda kongrelere müdahale ediliyor yönünde bir algı oluşturacağını, Sayın Genel Başkanımızın yönteminin bu yöntem olmadığını bildiğimi, bu nedenle bu işlerin yapılmaması gerektiğini ifade etti. Buna karşın MYK oy birliğiyle bu görevden almaları yaptı. Peki tüzüğümüz ne diyor Ebru Hanım? İl başkanları görevden alındı. Siz 15 gün önceki MYK'da söz aldınız, buna karşı çıktınız, itirazlar oldu ama yine de bu karar verildi, değil mi? Onu söylüyorum. Evet, ben tamam. Oy hakkına sahip değilim MYK'da. Ama ben söz aldınız. Söz hakkına sahibim. Sözümü söyledim. Buna karşın MYK oy birliği ile bu görevden almaları yaptı. Tamam. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü şuna amirdir. Bu takdirde görevden alınanlar görevden alma kararına karşı itiraz edebilirler. Ve bu itiraz Merkez Yönetim Kurulu'nda alınan bu karar parti meclisinde görüşülür. Ve itiraz kapalı oylama ile oylanarak karara bağlanır. Peki parti meclisi toplantılarının zaman aralığı nasıldır? Tüzük der ki en geç 2 ayda bir. En geç. Olağanüstü günlerden geçiyoruz. Seçime, CHP seçimlerine çok yakın bir tarih kaldı ilçe il kongrelerine. Biz olağan parti meclisi zamanının 2 ay boyunca dolmasını beklemek yerine bir olağanüstü toplantı çağrısı yapalım ve parti meclisi bunu gündemine alsın ve görüşsün istedik. Tüzük bunun için 13 kişinin imzasının yeterli olduğunu söylüyor. Orada da zaten
bir 14-15 kişinin hazırlanan bu metni, yani bu amaçla parti meclisinin olağanüstü toplantıya çağrılmasına yönelik metni imzalama sürecinden bahsediyor. Bir başka çok önemli şey daha var. Diyoruz ki orada arkadaşlar söz alıyor, diyorlar ki çarşamba günü bu metni, bu dilekçeyi genel merkezimize teslim edelim ve daha sonra bunu basında paylaşalım. Tamam. Hatta bir arkadaşımız diyor ki iletişimini yapmadığımız hiçbir işin içinde olmayalım. Hı hı. O halde soru şu kadar açıktır. Çarşamba günü zaten genel merkeze teslim edilecek ve basında paylaşılacak bir metnin rutin toplantısı, yani bu metni oluşturma ve imza sürecini tamamlamaya yönelik rutin toplantı sanki bir ahlaksızlık ve ihanet gibi tanıtılıyor. Soralım orada. Bir tek, bırakın herhangi bir kişiye yönelik, topluma yönelik olgusal bir kaba, nezaket dışı söz kullanılmış mı? Parti yararı dışında herhangi bir iş konuşuluyor mu? Yapılmaya çalışılan nedir? Cumhuriyet Halk Partisi'nin en temel organı örgütleridir. Kongre süreci başlamışken ilçe örgütlerini, il örgütlerini görevden almayın. Eğer bunlar yanlıştı ise neden 1,5 yıldır, 2 yıldır zaten görevden almadınız? Yani kongre süreci başladıktan sonra mı bunları görevden alacaktınız? Peki tüzük bu hakkı vermiş mi? Tüzük bu hakkı vermiş mi parti meclis üyelerine? Evet. 13 imzayla bunlar PM'yi toplantıya çağırabilirler. Peki bu toplantıya çağırma konusunu telepatiyle yapmayacağımıza göre nasıl yapacağız? Bunun için bir Zoom toplantısı yaparak yapacağız. Burada tümüyle siyasi meşruiyeti, ahlaki meşruiyeti, hukuki meşruiyeti olan bir toplantıdır. Burada tartışılması gereken tek şey şudur. Bu Zoom toplantısı kimler tarafından, hangi yöntemlerle ve hangi amaçla basına sızdırılmıştır? Biz bu tahmininiz var mı? Ben böyle bir tahmin söyleyecek bir insan değilim. Bunun tümüyle Cumhuriyet Halk Partisi açısından ayıp, asla denenmemesi gereken bir yöntem olduğunu düşünürüm. Herkes beni bilir ki ben partide yöneticiyken de bana sana ses kaydı getirelim falan diyenler olmuştur. Ve ben hepsini reddetmişimdir. Hiçbir şekilde hukuki olmayan bir metin Cumhuriyet Halk Partisi'nden giremez demişimdir. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Bu bağlamda tartışılması gereken şey bu videoyu kim, nasıl, hangi yöntem, ne amaçla kaydetti ve sızdırdı. Bugün itibariyle son olarak şunu söyleyeyim. Orada söylenmiş sözlerden herhangi birisi var ki ben bunu üstlenmeyeyim. Hayır, böyle bir noktada değilim. Tamamı zaten daha evvel açıkladığımız, daha evvel kamuoyuyla paylaştığımız görüşlerimizden oluşmaktadır. Partinin yararına olan görüşlerden oluşmaktadır. Ayrıca bir kere daha altını çizmek isterim ki zaten çarşamba günü basınla paylaşacağımızı söylediğimiz bir metindir. Saklı gizli bir metinde değildir. Peki. Son olarak da bir şey söylemek isterim Mevlu Hanım. Biz siz söyleyin, bizim de bir iki sorumuz var. Bu toplantı öncesinde başka bir toplantı yapmış mıydınız? Ne zaman tam olarak toplantının tarihi? 4 gün önce dedi İsmail Saymaz, doğru mu? Bir de parti meclisi... 3-4 gün önce. 3-4 gün evvel, tam olarak hatırlamıyorum tarihini. Bir akşam toplantısı herhalde bu, değil mi? Bu toplantılardan bir toplantı dizisinden biri mi, yoksa tek başına bir toplantı mı? Aynen, daha önce yapıldı mı? Yok canım, yani başka Zoom toplantılarda yapıyoruz, neden yapmayalım? Yani parti meclis üyeleri, partililer kendi aramızda Zoom toplantısı yapıp olayları değerlendiriyoruz. Yapmayan var mı aranızda? Bundan doğal ne var yani? Peki orada... biz böyle bir kadro kurulmuyoruz bu orada kadro. Orada Ekrem İmamoğlu yayın başlarken Ebru diyor Hanım, ki katıl... Ebru Hanım, siz gazetecilerden bir kadro kurarsınız, biz de siyasetçilerden bir kadro kurarsınız. Aynen. Bir tesadüfatı var yani. Evet. Gökhan Bey, orada Ekrem İmamoğlu yayın başlarken diyor ki işte Selin Hanım aramızda mı diyor, katılımcı diye bir şeyden bahsediyor, sekmeden bahsediyor. Daha sonra o katılımcı açığa çıkmıyor bir türlü. Acaba yayını çeken ve dışarıya sızdıran o katılımcı denilen kişi olabilir mi? Ya muhtemeldir. Hani bunun teknik incelemesini yapacaklar elbette. Ama hani evet, olağan şüpheli için o kendi görüntüsünü yayına vermeyen, yayını dinleyen ve kaydeden kişinin o olduğunu düşünüyorum ben. Ama benim teknik bir bilgiye dayalı değildir bu görüşüm. Tamamen yanıltılabilir ya da yanlışlanabilir bir öngörüden ibaret. Bu kişi...